Devam edelim. Bakın, üçüncü bölüm ne diyor? Geçmişten bir sayfa, anılar, hatıralar, değil mi? Bakalım bir tane daha hikaye birleşik zamanımız var. Şimdi ne var bakın? Mış, tı, miş, ti, muş, tu, müştü. Yani ne var bakın? İki tane geçmiş zaman aslında beraber. Peki bu nasıl olacak? Bakalım beraber. Çalışmıştı, gitmemişti, okumamış mıydı? İzmir'e taşınana kadar yıllarca bu fabrikada çalışmıştı. 17 yaşına kadar hiç sinemaya gitmemişti. Acaba kendisine yazdığımız notu okumamış mıydı? Bunlar da bizim yine hikaye birleşik zaman örneklerimiz. Birazdan bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bakalım okuma bölümünde. Bakın okuma bölümünde ne diyor? Ünlü bilim adamlarının çocuklukları. Şimdi resimdeki şahıslara bakın. Ne diyor? Albert Einstein. Devam edelim. Thomas Edison. En altta Alexander Graham Bell ve Isaac Newton'dan bahsetmiş. Bu bilim adamlarıyla ilgili metnimizi yüksek sesle okuyun. Daha sonra metinle ilgili burada sorularımız var. Bazı işaretleme yapacağınız yerler var. Bunları yapın, fotoğrafını çekin ve bize gönderin diyoruz. Bakalım şimdi dil bilgisi bölümünde neyden bahsediyoruz? Bakın ne demiştik? İki tane geçmiş zamanı beraber kullanıyoruz. Nasıl? Şimdi Türkçe'de öğrenilen yani rivayet geçmiş zaman. Değil mi? Mış, miş diyoruz. Bir de hikaye geçmiş zaman var. Yani görülen geçmiş zaman. İkisini beraber nasıl kullanıyoruz? Mıştı, mişti, muştu, en sonda ne var? Müştü. İşte bu zamanları, bu iki tane geçmiş zamanı beraber kullanıyoruz. Peki ama nasıl? Bakalım. Diyor ki, geçmişte yapılan bir eylemden daha önce. Yani zaten eski bir mesele var, eski bir durum var. Bu eski meseleden daha eski bir şeyden bahsedeceğiz. Daha eski bir şey. Nasıl yani? Şöyle bir cümle yazayım mesela. Şuraya yazayım. Şimdi şöyle düşünün. Türkiye'ye ne zaman geldiniz? Örnek. Örnek diyorum ki işte ben Türkiye'ye 2 yıl önce geldim, değil mi? Bakın şimdi 2020. Şimdi. Ne zaman Türkiye'ye geldim? 2018. Peki ben mıştı, mişti. Yani bu kuralı ne zaman kullanacağım? Eskiden daha eski bir olayı anlatmak için. Mesela buraya da 2016 diyorum. Şimdi bu tarihler örnek. Diyorum ki, şimdi siliyorum. Diyorum ki, Türkiye'ye gelmeden önce Türkçe öğren, şöyle şuraya yazayım, Türkçe öğrenmiştim. Bakın bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ben Türkiye'ye ne zaman geldim? 2018. Ama cümlede ne diyor? Türkiye'ye gelmeden önce. Yani bu tarihten daha eski bir tarih olması lazım. Ne zaman? 2016. Ben bu senede Türkçe öğrendim diyorum. Bakın Türkiye'ye geldiğim tarih 2018. Şuradan sileyim. Bakın Türkiye'ye geldiğim tarih 2018. Bana bu tarihten daha eski bir mesele lazım. Nedir daha eski bir şey? Türkçe öğrenmek. Peki ne zaman? Mesela işte 2016. Buradan daha eski değil mi? Evet, daha eski.
İşte eskiden daha eski bir meseleyi anlatmak için, yani çok eski bir meseleyi anlatmak için öğrenilen geçmiş zamanın hikayesini kullanıyoruz. Peki bu nedir? Mıştı, mişti, muştu, müştü. Tekrar buraya yazıyorum, unutmayın. Mıştı, mişti, muştu, en sonunda da müştü diyoruz. Şimdi burada örneklerimize bakalım. Pratik bir şeyler yapalım. Tabii ki yine olumlu ve olumsuz yapabiliriz. Olumlu soru, olumsuz soru yapabiliriz. Devam edelim. Şimdi cümlelere bakıyoruz. Benim söylediğim cümleye benziyor. Bakın. Amerika'ya şöyle, Amerika'ya gitmeden önce İngilizce öğrenmiştim. Amerika'ya ne zaman gittim? 2019. Ne zaman İngilizce öğrendim? Daha eski olması lazım. Diyorum ki 2018. Bakın, eskiden daha eski bir şeyi anlatıyorum. Devam. Bence onun ne demek istediğini anlamamıştı. Yani o gün anlattığı şeyi anlamadım. Devam. Siz Ömer'le daha önce tanışmamış mıydınız? Burada da olumsuz soru var. Olumsuz sorunun manası neydi? Şaşırma, hayret etme diyoruz. Devam edelim bakın. Hakan çocukluğunu küçük bir kasabada geçirmişti. Sen daha önce bir reklam filminde oynamış mıydın? Ya da olumsuz, oynamamış mıydın? Onu da şuraya yazalım. Oynamamış mıydın? Sınavım çok kötü geçti ama üzgün değilim. Zaten çalışmamıştım. 4. Sevim bayram sabahı erkenden kalkıp hazırlanmıştı. Emekli olana kadar yıllarca bu fabrikada çalışmıştı. Ya da emekli olana kadar yıllarca bu fabrikada çalışmıştım. Ben de olabilir. Ama o yaptık biz burada. Tencere yanmış, sen çıkarken ocağı söndürmemiş miydin? Söndürmemiş miydin? Misafirler gelmeden önce bütün işlerimi bitirmiştim. Bütün işlerimi ben. Neden bu kadar şaşırdın? Daha önce hiç olumsuz, daha önce hiç sihirbaz görmemiş miydin? Bu şekilde yapıyoruz dedik. Bakın, eskiden daha eski bir şeyi anlatıyoruz. Eskiden daha eski. Mesela ne dedik bakın? Amerika'ya gitmeden önce İngilizce öğrenmiştim. Sen daha önce reklam filminde oynamamış mıydın? Ya da oynamış mıydın? Emekli olana kadar yıllarca bu fabrikada çalışmıştım gibi şeyler yazabilirsiniz. Siz de evde böyle buna benzeyen cümleler yazabilirsiniz ve kontrol edebilirsiniz diyoruz. Şimdi bakalım, yine küçük bir hikayemiz var. Bakın, bizden ne istiyor bu sefer? Bizden normal geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zamanın hikayesi, geniş zamanın hikayesi, gelecek zamanın hikayesi ve öğrenilen geçmiş zamanın hikayesini istiyor dedi. Yani aslında bütün zamanları istiyor. Peki bakalım. Şimdi parça parça yazalım dedik. Ne istiyor dedik? Normal geçmiş zaman. Yazıyorum. Ne istiyor? Sonra normal gelecek zaman. Şimdiki zamanın hikayesi ve
geniş zamanın hikayesi. Ardı, erdi. Daha sonra ne var? Gelecek zamanın hikayesi. Ecekti, acaktı. En sonunda ne istiyor? Mıştı, yani öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi. En son ne istiyor demiştik? Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi. Ne yazacağız yani? Mıştı, mişti ve muştu, müştü demiştik. Şimdi bakalım bu küçük hikayenin içine bu zamanları nasıl dahil edeceğiz? Parça parça başlayalım. İşte gene hiç sevmediği bir duruma düşmüştü. Bir kez söylemişti. Söylemişti kendi kendine. Dolmuşa bindiğim zaman değil, inerken parayı verecekti. Verecektim bundan sonra diye. Bundan önce de bir değil, beş değil, belki de 10, 15, 20 sefer hep aynı duruma düşmüş, şoförle takışmıştı. Takışmıştı. En temizi dolmuştan ineceği yere gelince inmeden önce parayı vermekti. Bir süre öyle yapmıştı. Ama bu sefer, bu sonuncu sefer. Durak kalabalıktı. Aynı anda birkaç kişi koştu. O da çevik bir hareketle arabaya binmeyi başardı. Dolmuş 50 kuruştu. Ancak onun cebindeki en bozuk para 2,5'luktu. Öteki müşteriler verince o da onlara uymuş, 2,5'luğu uzatmıştı. Şoför parayı almış, diğer yolcuların para üstlerini vermesine rağmen onunkini vermemişti. Belki de şoför bir müşteriyle konuşmaya dalmış, 2,5'un üstünü unutmuştu. Ne yapmalıydı şimdi? Şoför efendi 2,5'luğun üstünü unuttun dese, şoför belki de ne biliyorsun unuttuğumu diye bozabilirdi. Bozmasa bile dolmuş yolcuları şöyle bir bakarlar, içlerinden amma da para canlısı ha diye düşünebilirlerdi. Devam edeceğiz. Düşünebilirlerdi. Tam bu sırada solundaki yolcu inmek için şoföre seslendi. Araba durdu. Solundaki indi. Solundan boşalan yere kaydı. Şoför hala onun 2,5'luğunun üstünü vermemişti. Yüzünde ne diyor? %100 unutmuştu. Bir ara şoför efendi benim 2,5'luğun üstünü unuttun diyecekti, vazgeçti. Adam belki de şöyle diyecekti. Ne 2,5'luğu? Buraya kadar yazdık. Şimdi devam edelim diğer parçadan. Şöyle siliyorum buraları. Bakın siz de tahmin edin, benimle birlikte yazmaya çalışın diyoruz. Bakalım diğer bölümde nasıl devam ediyor. Kan tepesine sıçradı. Sanki şoför gerçekten bu karşılığı vermiş gibi sinirleri gerilmişti. Birden gözü dikiz aynasına kaydı. Şoför adam akıllı sıkıydı. Eğer takışırsa arabadan inecek, yakasına yapışacak, belki de iyice dövecekti. İçini çekti, eli yüzü kan içinde, üstü başı toz toprak, karakola gitmek, şoförden davacı olmak, bunların hiçbirini göze alamıyordu.
Üstelik müşteriler de şoförden yana olabilirdi ya da olurdu. Onun için vazgeçmeli, hatta 2,5'un lafını bile etmeden yeni 50 kuruş vermeliydi şoföre. Besbelli şoför aldığı 2,5'luğu unutmuştu. Pantolonunun bozuk para cebinden 2 tane sarı 25'lik çıkarıp avucunda tutuyordu. Az sonra Cağaloğlu'na gelince inecek, inerken de parayı verecekti. Cağaloğlu'na gelince ben uygun bir yerde ineyim dedi. Şoför arabayı uygun yere yanaştırıp durdurdu. Tam avucundaki 50 kuruşu uzatacaktı. Şoför 2,5'luğun üstünü uzattı. Buyurun 2 liranızı. Parayı aldı, hızla oradan uzaklaştı. Yüzü alev alev yanıyor, kendi kendinden utanıyordu dedik. Bakın yine metnimizi bu şekilde tamamladık. Siz de evde kontrol edin ve tahmin ederek metni doldurmaya çalışın diyoruz. Bakalım dinleme bölümünde ne var? Metnimizin adı İstanbul'da bir dahi. İstanbul'da bir dahi. Bakalım şimdi. Dinleme metni için bizimle iletişim haline geçin ve daha sonra metni dinleyin. Burada bazı sorular var. Bu soruları sırayla tekrar yazın diyoruz. Aşağıda metinle ilgili boş yerleri doldurun ve ne dedik? Doğru yanlış cümlelere cevap verin diyoruz. Gelelim yazma ve konuşma bölümüne. Bakın yazma bölümünde diyor ki ülkenizin en ünlü bilim adamı kimdir? Yani sizin ülkenizde en meşhur bilim adamı kimdir? Bundan bahsedin, bir metin yazın, fotoğrafını çekin ve bize gönderin diyoruz. Konuşma bölümünde ne var? Bilim adamlarının çocukluk yıllarına bakın diyor. Şimdi bilim adamlarının çocuklukları nasılsa zamanlarını nasıl geçiriyorlar ve bu onlara nasıl bir fayda sağlıyor? Bununla ilgili sohbet, bir diyalog oluşturun ve ses kaydı olarak bize gönderin diyoruz. Bakalım kültürden kültüre bölümünde, bakın bir takvimden bahsediyor. 12 hayvanlı Türk takvimi. Burada her 12 sene bir yıla denk geliyor. Böyle değişik bir takvimden bahsedilmiş. Bu metni okuyabilirsiniz. Burada bu takvimle ilgili bir tablo var. İşte hangi yıl, hangi hayvana ait onu gösteriyor dedik. Şimdi devam edelim. Bakın nereye geldik? Neler öğrendik? Neler öğrendik? Şimdi biz birinci ünitede neler öğrendik? Şimdiki zamanın hikayesi, geniş zamanın hikayesi, gelecek zamanın hikayesi, öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi. Toplam 4 tane zaman öğrendik. Bakalım bu zamanları burada nasıl yazıyoruz? Başlayalım. Bakın bizden ne istiyor? Aşağıdaki cümleleri şimdiki zaman, geçmiş zaman ya da geniş zamanın hikayesine göre yazalım. İstenilen zamana göre yazalım. Bir mesela ne diyor? Çocuklar gelmeden önce bütün işlerimi ne diyeceğiz? Bitirdim. Ne diyor? Geçmiş zaman, şimdiki zaman ya da geniş zamanın hikayesi. Şimdi onlara yemek hazırlıyorum. Önceleri elim çok ağırdı. Hiçbir işi zamanında yetiştiremezdim. 3 tane zaman var. Bakın hepsini de yazdık. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zamanın hikayesi. Dün hastaydım. İzin alıp işe gitmedim. Şimdi saat
20-30 ve ben hala çalışıyorum. Eskiden bu kadar, ben bu kadar çalışmazdım. 3. Eskiden hiç Türkçe bilmezdim. O yıl, o geçen yıl Türkçe ne diyeceğiz? Öğrendi. Şimdi Türkiye'de bir şirkette çalışıyor. Teşekkür ederim. Ben biraz önce yedim. Biz kahvaltıda genellikle süt içiyoruz. İçeriz de olur ama biz şimdiki zaman yapacağız. Biz kahvaltıda genellikle süt içiyoruz. Eskiden çok çay içerdim. Ama şimdi içemiyorum dedik. Bunlar bizim 3 tane zamanımızla ilgili cümlelerimiz dedik. Devam edelim. 2. Şöyle. Bakın yan tarafta da devam ediyor. Önce ikinci bölümden devam edelim. Bakalım. Şimdi ikinci bölümde ne diyor? Şimdiki zamanın hikayesi, öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi, geniş zamanın ve gelecek zamanın hikayesi. Yani bütün hikaye zamanları istiyor bizden. Neydi bu bütün hikaye zamanlar? Şimdiki zamanın hikayesi. Yordu. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi. Mıştı. Mişti, muştu diyoruz. Başka ne diyor? Geniş zamanın hikayesi. Ardı, erdi, yine ırdı, irdi olabilir. Ve en son ne diyor? Gelecek zamanın hikayesi. O zaman acaktı ve ecekti diyoruz. Şimdi beraber bu cümleleri tamamlayalım. 1. Arkadaşının sözleri aklına geldikçe daha çok üzülüyordu. Bazen çok kibarlaşır, bazen de sinir bozucu şakalar yapardı. Hani kütüphanede ders çalışacaktın? Niye gelmedin? Otobüsün hızı gitgide artıyordu. Bütün yolcular korkmaya başlamıştı diyoruz. Bakın şimdiye kadar hepsini kullandık. Başlamıştı. Devam edelim. Ben eve gittiğimde onlar çoktan yemeklerini yemişti. O geziye renk kattı. Gelmeseydi sıradan bir gezi olacaktı. Eskiden insanlar karşılık beklemeden birbirlerine yardım TD olacak ediyorlardı. En çok sevdiği kitabı 5 yaşındaki kardeşi paramparça etmişti. O dün Ankara'dan dönecekti ama döndü mü dönmedi mi bilmiyorum. Korkudan tir tir titriyor. Katili gördüğünü kimseye söyleyemiyordu. Buraya gelmeseydik sizinle karşılaşamayacaktık. Bazen bu cümleyi karşılaşmazdık. Yani geniş zamanın olumsuzu şeklinde de kullanabiliyoruz. Nasıl? Karşılaşmazdık. Yani iki şeklimiz de doğrudur. Hangisini tercih ederseniz. 12. Berin babasını hiç tanımadı. Çünkü o doğmadan önce ölmüştü diyoruz. Bakın 12 tane cümleyi bu şekilde yaptık. Devam edelim. Çünkü toplam 15 tane cümlemiz var. Siliyorum buraları. Nereye geldik? 13. Değil mi? Şimdi 12 neydi? Doğmadan önce ölmüştü. Telefon etseydin ben seni havaalanından alırdım. Geniş zamanın hikayesi. Benden özür dileseydi
onu affederdim. Affet, buradaki T değişecek. Affederdim. Daha uzun tatil yap ama paramız bitti. Daha uzun tatil yapacaktık ama paramız bitti. İşte ikinci bölümdeki cümleler, sorular bu şekilde. Bakın, 4 tane zaman öğrendik. Bu zamanların hepsini de cümlelerin içine dahil ettik. Şimdi 3. bölüm diyelim. Bakın yine küçük bir metin var. Bizden ne istiyor bakalım? Görülen geçmiş zaman, şimdiki zamanın hikayesi, öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi ve en sonda ne diyor? Gelecek zamanın hikayesi. O zaman hatırlayalım. Görülen geçmiş zaman hangisiydi? The, di, tı, ti, normal geçmiş zaman. Şimdiki zamanın hikayesi yordu. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi mıştı, mişti. Ve en sonda ne var? Gelecek zamanın hikayesi diyoruz. Acaktı, ecekti. Şimdi metnimize bakalım. Şöyle. O sabah anaokulunun bahçesinde büyük bir telaş ve canlılık vardı. Çocuk bayramıydı. İlk ve ortaokullar gruplar halinde marşlar söyleyerek sokaklardan geçiyor. Şehrin uzak piknik alanlarına dağılıyorlardı. Çocuklar bayramlarını 20 dakika uzaklıktaki bir dere kenarında kutlayacaktı. Anaokulunun bütün gezilerinde olduğu gibi grup lideri yine gamsızdı. Gamsız, sarı tüylü, yaşlı ve sadık bir mahalle köpeğiydi. Fakat o köpeklerin en gamlısıydı. Birkaç sene önce büyük bir felaket yaşamıştı. 4 yavrusunun zehirlendiğini, gözünün önünde kıvrana kıvrana öldüğünü görmüştü. Onları götüren çöp arabasının arkasından uzak mahallelere gitmiş, bir hafta geri dönmemişti. Bir hafta sonra biraz daha yaşlanmış, uzun sarı tüyleri biraz daha çamurlu, bacakları biraz daha berelenmiş olarak mahalleye geri gelmişti. Öğrenciler artık mahalleden çıkmış, yeşil tarlaların arasından geçen ince bir patikaya varmışlardı. Gamsız en önde, gururlu ve kendinden emin tavrıyla yürüyordu. Fakat nedense bugün onda bir neşesizlik, anlaşılmaz bir durgunluk vardı. Nihayet bayram yerine varıldı. Burası gölgeler içinde serin bir ırmak kenarıydı. Suların içinde yeşil söğütler sarkıyordu. Çocuklar koşarak, neşeli çığlıklar atarak etrafa dağılıyorlar, ağaçlara tırmanıp çimenlerde yuvarlanıyorlardı. Gamsız da bir ara canlanmış, çocuklarla beraber oynamak istemişti. Fakat birdenbire durdu. Başını kaldırarak acı acı uludu. Gamsız hastaydı. Çocuklar hemen bunu fark etti. Ona yemek götürdü. Şimdi buraya kadar yazdık. Devam edelim. Hikayenin devamında neler var? Ne diyeceğiz? Şöyle. Siliyorum diğer yerleri. Çocuklar hemen ona yemek götürdü demiştik. Bakın buraya gelmiştik. Şimdi buradan cümleyi devam ettirelim. Ne diyordu? Gamsız da bir ara canlanmış, çocuklarla beraber oynamak istemişti. Fakat birdenbire durdu. Başını kaldırarak acı acı uludu. Gamsız hastaydı. Çocuklar hemen bunu fark etti. Ona yemek götürdü. O verilen yiyecekleri yemiyor
yalvarır gibi yemiyordu, yalvarır gibi dişlerini çıkararak hafif hafif bağırıyordu. Çocuklardan biri birdenbire bir şey hatırlayarak bağırmaya başladı. Eyvah, gamsızı zehirlediler. Bu sabah bir şey almak için bakkala gitmişti. Köşe başında çöplükte gamsızı görmüştü. Diğer köpeklerle beraber bir şeyler yiyordu. Mutlaka zehirli ekmek yemişti. Çocuğun dediği doğruydu. Gamsız bütün zehirlenen köpekler gibi kıvranmaya, çırpınmaya başlamıştı. Gamsız ölmek üzereydi. Durmadan çırpınıyordu. Bazen yerde debeleniyor, ayaklarıyla toprakları kazıyor, bazen de kanlı ağzını gökyüzüne kaldırarak uğursuz bir sesle uluyordu. Nihayet son bir gayretle toparlandı. İçindeki ateşi söndürmek için ırmağa doğru koşmaya başladı. Irmak kenarındaki tahta köprünün yanında 5 yaşında iki kız vardı. Bunlar köpeğin geldiğini görünce korktu. Tahta köprüden karşıya geçmek istedi. Fakat birisi telaşla ırmağa düştü. Gamsız bu kazayı görünce tahta köprüye doğru koşmaya başladı. Çocuğun arkasından suya atladı ve onu ağzıyla eteğinden yakaladı. Öğretmenler yetişinceye kadar onu suyun yüzeyinde tuttu. Devam edelim. Onu suyun yüzeyinde tuttu. Şöyle tekrar silelim. Onu suyun yüzeyinde tuttu. Sonra artık şöyle yakaladı, tuttu. Sonra artık gücü kesilmiş bir şekilde kendini suya bıraktı diyoruz. İşte burada küçük bir hikayeden bahsettik. Bizden 4 tane zaman istemişti. Hepsini yazdık. Siz de evde bu şekilde tekrar edin, kontrol edin diyoruz. Bu şekilde birinci üniteyi bitiriyoruz. İkinci ünitede tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.